Hristiyanlar bu kiliseye hacı olmaya geliyorlar. Sizi muhteşem bir yere götürüyoruz derken elbette boşuna bir cümle kurmamıştık. Hayırlı süt diye niye duyuluyor? Saint-Pierre Kilisesi'nin girişine geldik. Tam bu Antakya'nın dağ yamacına kurulmuş bir yerde. Gideriz. Bu Fatih. Aa evet. Saint-Pierre Kilisesi'ndeyiz. Anıt müze olarak geçiyor burası. Duvarda anlatılan şeye göre, bilgiye göre burası Hristiyanların ilk toparlanma merkezi. Hristiyanlık adının da ilk burada verildiğini şu an şu bilgiden öğreniyoruz. Hristiyanlık da yeryüzüne burada yayılmış. Yani böyle önemli bir mağara diyelim. Hemen şurada da bir lahit var. Burada yani Antakya'da bu kilise vasıtasıyla yayılmış. Evet, aynen öyle. Önemli bir kilise ya. Tabii şey. Biz Hazreti İsa'nın havarilerinden biri. Aynen öyle. O su ne işe yarıyor abi? Abi bu şeyler Hristiyan hacıların hacı olduğu yer değil mi aynı zamanda burası? Hacı olduğu yer. Yani buraya gelip hacı oluyorlar. Evet. Çok önemli yani. Türkiye'de 3 tane yer var hacı olunan yer. Biri Tarsus'ta, Hatay, Antakya burada. Bir de Efes'te. Evet. 3 yere gidip hacı oluyorlar. 3 bölgeyi dolaştıkları zaman hacı olmuş. Hacı oluyorlar evet. Kabul aynen. Ediyorlar kendilerini. Evet. Hristiyanlığın ilk yayıldığı kiliseden sonra Hatay Arkeoloji Müzesi'ne geliyoruz. Burası da o kiliseye yaklaşık 1 kilometre mesafede. Biz buraya giriş yaptıktan sonra gezimize devam edeceğiz. Önce içerisini görelim. Arkeoloji Müzesi'ne giriş yaptık. Burada Hatay'ın medeniyetler tarihini bulacağız. Oldukça zengin içeriğe sahip bir arkeoloji devlet müzesi. Şu an mozaik sergi alanındayız. Arka fonda geniş açıdan gördüğünüz gibi muazzam bir görüntü var. Bundan önceki görüntüler de gerçekten büyük bir medeniyetin üzerinde şu cumhuriyetin kurulu olduğunu anlamamız için çok fazla yeterli oluyor. Hatay'a geldiyseniz, Hatay Arkeoloji Müzesi'ne uğramadıysanız gerçekten çok şey kaybettiniz. Hatay'da hiçbir şey görmediniz hatta. Hatay'ı anlamak için, Hatay'ın medeniyet derinliğini anlamak için bundan daha güzel bir yer olamaz. Klibalı ortamda bu medeniyetin derinliklerini çok rahat görebiliyorsunuz. Bana göre ilk önce burayı gezin. Burayı gezdikten sonra Hatay turunuza başlayın. O zaman çok daha iyi Hatay'ın ne demek olduğunu anlayacaksınız. Hangi medeniyete ev sahipliği yapmış, bunu çok daha iyi idrak edebileceksiniz. Antakya merkezde yer alan Habibi Necer Camisi'ne gidiyoruz şu an. Habibi Necer Camii'nin içerisindeyiz. Hemen girişinde sol tarafta bir bilgilendirici levha asılmış. Şöyle söylüyor. Cami Hazreti İsa'nın havarilerine ilk inanan ve bu uğurda canını veren bir Antakyalı olan Habibi Necer'in adını taşımaktadır. Camiye ve Antakya'nın sırtını verdiği dağa adını veren Habibi Necer, milattan sonra 40'lı yıllarda Antakya'da yaşamıştır. Yapı Anadolu'da yapılan ilk cami olarak bilinir. Bu kutsal yapı Orta Çağ mimari özelliklerini taşır. Osmanlı eseri olduğunu söylüyor. İçeriye girdiğinizde zaten geniş bir havlu karşılıyor. Yüzyıl kendisi yapıyor odaları değil mi? Evet hocam. Kendi odaları.
Bu limon. Hı? Habibi Necer Camii'nin havlusunda abimizden böyle limon dondurması aldık. Afiyet olsun. Kendi el yapımı. Şimdi onun tadına bakacağız. Bunu nasıl kendin yapıyorsun abi? Evet hocam. Meyveçli bu. Bu ağaç. Bu ağaçtan... Aa, bu limon, limon ağacı mı bu? Bu limon ağacı. Tanesini de şöyle çekebilirsin hocam. Tanesi bu. Yalnız bu tabii şimdi daha yetişmeyip, olgunlaşmayıp, bu daha aralıkta yetişiyor. Limon, limon ağacı görmeyenlere şöyle gösterelim. Aynen. Bak içeride şeyleri de var. Ha. Limon çekirdekleri de var. Harbi limonla yapıldı. Çok güzel. Evet. Ben normalde dondurma seven bir insan değilim. Ama bu harbiden güzel. Hatay'dan herkese selamlar. Hatay'da gece konaklamamızı yaptık. Şu an kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Sabah 8.30 ve Harbiye Şelalelerinde kahvaltımızı yapacağız. Mükemmel bir manzara, mükemmel bir kahvaltıyla sizleri buluşturacağız. Sizi muhteşem bir yere götürüyoruz derken elbette boşuna bir cümle kurmamıştık. İşte bu şelalelerin orada ayağınızı suya sokarak buz gibi, demir gibi suda kahvaltınızı yapıyorsunuz. Gün boyu açık kafeler, restoranlar. Dilediğiniz zaman gece saat 3'e kadar servis var. Dilediğiniz zaman geliyorsunuz ve burada mükemmel bir hizmet ile günün keyfini sürüyorsunuz. Hatay ziyaretimiz burada sona eriyor. Çok güzel yerler gördük, çok güzel yemeklerden tattık. Size bu yemekleri gösteremedik ama en azından sokakları görmüş oldunuz. Bir başka programda, başka bir şehirde, belki de başka bir ülkede tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hatay'dan herkese sevgiler, selamlar. Hayırlı Süüt'lü yeni yedi buyuruyor. Usta yapma çıra senden, sen de basana yedem daramdan gene başlamışı. Ben bırakırım işi buyuruyor. Şeye battı bir neye yaptın, elleri dilleri yakıyor, buyuruyor. Allah'ın adı kurban, yakıyor. Şiş de yandı, kebap da yandı, buyuruyor.